bugün sana marka ile ilgili bir şeyler de sorabilirim. Masterchef'i de sorabilirdim ama ben onları yapmayacağım. Ben sana Narin'i soracağım abi. Kimi soracaksın? Narin. Ya Türkiye konuşuyor. Yani bu gece gerçekten beni sadece böyle düşürebilirdin. Çok olacak iş değil ya. Yani ne çocuğumuzu koruyabiliyoruz, ne hayvanımızı koruyabiliyoruz. Bu kadar vicdan sahibi, bu kadar güzel bir ülkede bunlar nasıl başımıza geliyor? Biz ne yaptık da böyle bir hayat hak ettik? Çok, şimdi çok kötü olacağım, çok kötü şeyler söyleyeceğim, ben üzülüyorum yani. Ben onu soracağım. Biz ne oldu da bu noktaya geldik Somer Bey? Yani bu ülke birbirini seven, yani benim çocukluğum da burada geçti biliyorsun. Sokağa çıktığımızda kapımızı kilitlediğimiz, düşsek bakkalın gelip kaldırdığı, manavın destek olduğu bir ülkeyken, yani cebimize 5 kuruş para almadan sokağa çıkardık, oradan 2 elma, buradan bir içecek alırdık, sonra annemler halleder derdik. Evet. Yani bu ülkeden, yani çocukları torbaya koyup atan bir ülkeye dönüştük. Nasıl böyle bir kültür yozlaşmasına geldik? Bu nasıl oluyor? Sadece çocuklarımız değil. Tabii yani biliyorsun sokak hayvanlarıyla ilgili sokak hayvanlarımıza bakamıyoruz. Yani ben yurt dışında yaşayan bir şef olarak bunlar benim için o kadar önemli ki, çünkü yurt dışı tanıtımında insanlar bize soruyorlar işte, "Aa, Türkler onu yapıyormuş, Türkler bunu yapıyormuş. İşte şöyle sorunlar varmış sizin sınırlarınıza." dediğinde ben o kadar rahatlıyordum ki, bakın siz gelin bir İstanbul'a. Bir kedileri, köpekleri görün sokaklarda. İnsanların onları nasıl sahiplendiğini görün. Çocuklarımızın nasıl sokaklarda oynadığını, sizin çocuklarınız sokakta oynayamazken bizim çocuklarımızın hayatının nasıl sokaklarda geçtiğini, sokaklarda oynadığını görün. Ben bunları nasıl söyleyeceğim artık? Sizin bireysel çözüm öneriniz nedir? Herkesin bir çözüm önerisi var ama sizin bireysel çözüm öneriniz nasıl aşarız bunu? Ya bir kere bu kamplaşmayı bir kere kesinlikle artık bir tarafa bırakmak lazım. Bu bütün toplumumuzu çok yoruyor. Yani biz hepimiz bu toprağın bir parçasıyız. Dünyanın en şanslı topraklarında yaşıyoruz. Bir şef olarak tarımın doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Kesinlikle. Çok büyük kültürel zenginlerimiz var. Bundan beslenmek yerine küçük küçük şeylerden, yok mezhebiydi, yok şuydu, yok buydu, yok cinsiydi. Sürekli kutuplaşıyoruz. Bu kutuplaşmayı da ondan faydalananlar sağlıyor. Her kampta. Buna düşmememiz lazım artık. Çoluğumuzu, yani çocuğunu, azınlığını, hayvanını koruyamayan toplumlar ileri gidemezler. Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşmak. İnşallah, keşke daha keyifli şeyler konuşabilsek. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ters yakaladın beni. Ben tam yorum yokla başlayacağım derken.